Sizler Salcano bisikletleriyle tüm Rumeli insanının tanıdığı, televizyonlarda da reklamlardan gördüğümüz önemli bir iş adamı mısınız? Bugünle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şu anda işte seçim dönemi, meclis başkanımız Bayram Paşa'mızı ziyaret ediyor. Siz de onu karşılamaya geldiniz. Neler söylersiniz? Valla uzun zamandır ben değerli meclis başkanımı Mustafa Şentop'u tanıyorum. Bilgi birikimi sahibi bir hemşerimiz. Biliyorsun o da Rumeli Makedonya tarafından. Keşke Mustafa Şentop gibi yüzlerce, binlerce Türkiye Cumhuriyeti devlet vatandaşı olsa daha muhakkak daha büyük fayda olur bu memlekette. Şu anda keretlenme zamanı, bir arada olma zamanı. Görüyorsunuz memleketin etrafında bir yangın var. Şu andaki hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu yangını söndürmeye uğraşıyor. Ve başaracağına ben inanıyorum. İnanıyorum. Allah memleketimize, milletimize zaval vermesin. İnsanları doğru yol bulmalarını Cenab-ı Hak yardım etsin. Benim dileğim ve teminim bu. Vallahi biz Rumeliler olarak işte Boşnak olsun, Makedonyalı göçmeler olsun, Batı Trakya olsun, Bulgaristan olsun, Arnavut olsun, iş adamı olarak herkes güzel bir yerlere ulaştı. Ama ne yazık ki politikada maalesef olmamız gereken yerlerde bir Rumeliler yokuz. Yani bize Rumelilerde aç kalsak bile ekmek kuyruğuna itiş kalkış yapan bir topluluk değiliz. Politikada değiliz ama maalesef eğer politikada yerimizi almasak, ilçede olmasak, ilde olmasak o zaman milletvekili de olamıyoruz, belediye başkanı da olamıyoruz. Onun için benim gençlerimize çağrı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları içerisinde bütün partilere, beni seçtikleri partilere üye olmalarını çağırıyorum. Eğer partide üye olmasan, ilçede, mahallede yoksan, ilçede yoksan, ilde yoksan o zaman belediyede olmuyorsun, ilde de olmuyorsun, hiçbir yerde olmuyorsun. Onun için Rumeliler bir atağa kalkması lazım politikayla ilgili. Atağa kalkmasını gerektiğine inanıyorum.